FED evet, faiz kararının ardından az önce ekranlarınızda da gördüğünüz altın ve kripto paralarda yükselişler görüldü. Peki bu yükseliş seyri devam edecek mi? Yatırım analisti değerli konuğum Tuna Kaya konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Yaprak Hanım. E, i̇sterseniz altında başlayalım. E, çok merak ediliyor. E, yükseliş devam eder mi? Bir de tabii ki FED tarafından özellikle önümüzdeki sene itibariyle faiz indirimlerinin başlayabileceği sinyali de geldi. E, dolayısıyla nasıl etkiler bu açıklamalar altını? Evet e, bu iki hafta öncesinde genel olarak piyasalarda FED'in e, yılın 2024 yılının ilk çeyreğinde bir faiz indirimi yapacağı fiyatlanıyordu ve FED Başkanı Powell'ın bu son toplantıda Şahin bir ton izleyeceği konuşuluyordu ama e, gelin görün ki FED Başkanı Powell böyle bir ton izlemedi. Hatta güvercin yani %75 oranında daha güvercin bir ton kullandı. Ve FED faiz e, ölçeğinde noktalı grafik var. Orada 2024 yılı için 2 tane faiz indirimi beklenirken burada 3 tane faiz indirimi oldu. İşte bu durumda faiz indirim sürecinin 2024 yılında erken başlayacağı algısı hem borsalarda hem kripto varlıklarda hem de işte kıymetli metallerde yükselişe neden oldu ve altın yeniden 2000 dolar seviyesinin üstüne çıktı. Burada kritik eşik nedir? Mesela 2070, 2070'in üzerinde birazcık tutunursa yukarı yönlü hareketleri bekliyorum demiştiniz bir önceki bağlantıda. Geçerli evet. mi? Şimdi burada... E 2070-2080 bandı var. Buranın üzerinde altın tarihi boyunca hiç haftalık kapanış yapmadı. Burada geldi, buralarda üç kez. Yani e, ne zaman geldi? 2020 e, sonlarına doğru geldi. İşte 2022 e, yılında geldi. Bu yıl itibariyle 2150'yi de geçti ama bu seviye aşılamadı. Haftalık bazda burada kapanış görmedik. Buradaki haftalık kapanış sonrası Altın artık gözünü 2.400 dolar seviyesine dikecek ve ben de bu ölçekte yılın bu yılın sonuna kadar altın tarafında yani 2023 yılının bitimine bir şey kalmadı 2.200 dolar seviyesinin üzerinde kapanış geleceğini düşünüyorum. Bu yönüyle de artık 2024 yılında ortalarında 2024 yılı ortalarında altının 2.400 dolar seviyesini de ki çok kritik bir eşik orayı da aşacağını tahmin ediyorum. Yani 2200 o, dolar olursa bu yıl sonu itibariyle şurada 2 haftalık bir süre kaldı. E, gramda e, neyi görürüz? Bir yandan da tabii gr, gr, dolardaki evet, yükselişler de etki ediyor gramı ama. Evet gram bu yönüyle de 2000 artık 50 seviyesini yukarı doğru aşıp yerine yeni bir hedef koyacak. 2000 TL üzeri 2200 TL seviyesini artık önümüzdeki 2024 yılı ee, Şubat yani Ocak ortaları ya da Şubat başlarında e, bu seviyeyi görebileceğiz. 2023 seviyesi. Peki gümüş seviye için ne dersiniz? Gümüş e, hep söylüyoruz. Altın e, yürürse gümüş koşar. Bu yönüyle zaten altındaki küçük hareketler gümüşte sıçramalara neden oluyor ve gümüşe de baktığımızda e, evet altın e, çok fazla kullanılan bir maden değil ama gümüşün çok e, geniş alanlarda kullanımı söz konusu. Bu yönüyle de bu gümüş bu fiyatları hiç hak etmiyor. Gümüşün olması gereken normatif seviye 30 dolar seviyesi ki bu seviyeden de çok çok aşağıda bulunuyor. İşte altının 2400'e gittiği dönemde artık gümüşte 30 dolar bandını yukarı doğru aşıp kendisine 35 ila 40 dolar bandını 2024 yılında hedef koyacak dolar bazında, TL bazında da işte orada e, dolar TL'ndeki duruma bağlı. Peki şimdi hemen e, isterseniz kripto paralara da geçelim. E, Fed e, Özellikle enflasyon rakamları açıklanmadan önce diyelim. Hafif hafif biz altında da düşüşü görmüştük ONS'da. E, kripto paralarda da. E, fakat e, faiz kararının hemen ardından e, her iki e, yatırım aracında da yükselişler vardı. Ki e, tekrar 40 bin dolara kadar gerileyen bitcoin 42 bin dolarları gördü. Bugün biraz daha üzerinde seyrediyor. E, burada yükseliş devam eder mi? Şimdi e, ocağın 10.10'da e, SEGİN e, Avrupa Menkul İletişim e, Komisyonu bunun e, Bitcoin spot ETF'lerini onaylama e, süreci doluyor burada. Ya belki bir miktar erteleyebilir Şubat ayını erteleyebilir ya da burada kesin olarak ya e, kabul edecek ya da reddedecek bu durumu piyasa bir miktar satın aldı. Ama şöyle bir söylem var. İşte e, JP Morgan analizleri de işte beklenti buydu. Bu beklenti satın alındı. Ve bu beklenti sonrasında kripto varlıklarda özellikle Bitcoin tarafında %10 ile %20 bandında düşüş olabilir dendi. Ben bu görüşe katılmıyorum. Çünkü buradaki yükselişte e, Bitcoin'in spot ETF'ine başvuran e, fonlar Kuruluşlar büyük para kuruluşları daha alım yapabilmiş değil. Alım yapabilmeleri için bu spot ETF'lerin onaylanması gerekiyor. Bu süreçten sonra bu fonlar da alıma geçtiklerinde Bitcoin'in artık 50 bin dolar seviyesini kendisine taban yapıp kabul edildiği takdirde kendisine taban yapıp artık 2024 yılı içerisinde adım adım çok emin adımlarla 100 bin dolarlı seviyeleri bu 2024 yılı sonlarına doğru tamamlayabilir. Burun da üzerine çıkabilir. Bu çok önemli bir tarih ve çok önemli bir karar. Ha eğer bu olmazsa sek, e, Bitcoin ETF'lerini reddederse... Evet gerçekten Bitcoin'de %20 hatta %30'a yakın e, ciddi anlamda bir düzeltme görebiliriz. Ama bu da her şey bitti anlamına gelmiyor. Evet kripto varlıklarda bir yükseliş var. Zaten... E, Merkez bankaları artık faiz indirmeye başlayacak 2024 yılında. Bu yönüyle de riskli varlıklara, ABD borsalarına, kripto varlıklara yatırımlar yönelecek. Bu biraz kripto varlıkların 2024 yılındaki o boğa trendi dediğimiz trendini geciktirecek. 2024 yılı ortalarına bırakacak. Piyasanın beklentisi ki ben de bu ölçekte bunu bekliyorum. %90 oranında Seccoin'in spot ETF'lerini onaylayacak yönünde. Bu yönüyle de yatırımcılar bu JP Morgan analistlerinin bu e, yapmış oldukları değerlendirmeye katılmasınlar. E, kripto varlıklarını tutsunlar, tutmaya devam etsinler. Çünkü sadece bunlardan, bu fonlardan BlackRock'ın 9 trilyon dolara yakın bir fona hükmediyor ve bu fonun sadece %1 ikisinin kripto varlıklara yani Bitcoin'e yönelmesi, daha doğrusu Bitcoin alabilirler. Bitcoin'e yönelmesi bu kripto varlıklar açısından son derece kritik. Bunun yanında onun üzerinde daha spot Bitcoin ETF başvurusu yapan şirket var. Onlar da pey onaylanacak ve Bitcoin tabir yerindeyse artık sistem içi tanınan, bilinen bir varlık olacak. Biz kripto varlıkları çok iyi biliyoruz, Bitcoin'i çok iyi tanıyoruz ama Amerikan halkı böyle değil. Özellikle gençleri daha halen Bitcoin'in ve kripto varlıkların farkında değil ama bu fonların Kripto varlıklara yönelmesi artık kripto varlıkları daha şeffaf, daha güvenilir ve daha tanınır, daha bilinir yapacak. E, ki sermayenin büyük bir kısmı da dünyanın en büyük ekonomisi ABD. Bu yönüyle de kripto varlıklar açısından son derece e, iyi bir durum olacak. 2024 Peki altcoinlerde yılında... durum ne? E, Ripple çok merak ediliyor mesela. Çünkü daha önceki yıllarda 1-2 dolar seviyeleri hep telaffuz ediliyordu ama bir türlü olmadı. Evet Ripple e, yani daha e, Bitcoin yükselişe başlamadan bu Ripple davasıyla ilgili e, e, Ripple'ın 3 tane zafer ilan etti. Ve Ripple artık bir menkul kıymet olmadığını e, ispatladı ve davaların e, önemli bir kısmını da kazandı. Burada e, bir miktar Ripple primlenmişti diğer altcoin'lere göre ve zaten çok fazla da düşmemişti. Bu yönüyle diğer altcoin'ler yukarı yönlü hareketini yaparken şu an itibariyle Ripple duruyor. Ama ben bu durgunluğun çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Ripple tarafında da e, işte bu özellikle Ocak sonrası e, Segin Bitcoin ETF'lerin onaylaması ile beraber Ripple tarafında da hemen böyle hızlı bir şekilde e, şu an itibariyle 0, e, 60 centli seviyelerde bulunuyoruz. 55-60 centlerdeyiz. E, burada 1 dolar seviyesini rahatlıkla aşabileceğini tahmin ediyorum. Evet şimdi isterseniz biraz da borsaya bakalım. E, borsa bu hafta düşüşleri gördü 7.500 puanın biraz daha üzerinde e, bir rakamı gördük. E, özellikle çok uzun süredir yükselişleri gördüğümüz biz bir bist 100 vardı. E, nasıl yorumlarsınız e, gelinen son seviyeyi? Bir de e, tekrar mesela e, önümüzdeki hafta itibariyle bir yükseliş trendi olur mu? Yılı nasıl kapatır? E, neler söylemek istersiniz? Yaprak Hanım son 5 haftadır Türkiye varlıklarına giriş var. Özellikle devlet iş borçlanma senetlerine baktığımızda 5 haftadır yani bu da 1,5 aylık bir süreç yapıyor. 5 haftadır yabancılar Türkiye varlıklarını alıyor ama daha çok devlet iş borçlanma ve özel sektör tahvillerini alıyorlar. Ama borsaya da 1 milyar dolara yakın bir giriş oldu. Ama baktığımızda borsa tarafında bu daha görülmedi. Yani yabancıların Türkiye varlıklarına ilgisi arttı. Ama biraz daha temkinli geliyorlar ve bu gelen fonlar kısa süreçte yani gelip e, burada trade yapıyorlar tabir yerindeyse alsat yapıyorlar. Sonra hemen hızlı bir şekilde çekiliyorlar. Daha kalıcı e, fonların gelmesini ben özellikle Fed'in faiz indirim sürecine girmesi, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi ve seçim sonrası Türkiye ekonomisindeki bu mevcut e, yeni ekonomik konjüktürün Devamı ile beraber seçim sonrası yeniden borsa tarafında güzel bir rally bizi bekliyor. Ben eğer bu ekonomi politikalarından vazgeçilmezse, Mehmet Şimşek yönetimi görevine devam ederse, parasal sıkılaşma ortamı devam ederse, her ne kadar faiz yüksek olsa da ya Türkiye varlıklarının hala ucuz olduğunu düşünüyorum ve seçim sonrası ben e, borsa tarafında rally bekliyorum. Zararda olan yatırımcılar iyi hisselerde duruyorlarsa hisselerini satmasınlar ee, ve burada varlıklarını tutsunlar. Seçim sonrası e, yeniden yüzlerini güleceğini düşünüyorum. Peki mesela e, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin işte hem görünüm hem de e, not konusunda yapacağı açıklamalar nasıl etkiler? E, Moody's'in e, bugün itibariyle bir e, açıklaması olacak. E, ne söylemek istersiniz? Yani artık bundan sonra kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin şu an çizmiş olduğu bu ekonomik program çerçevesinde Türkiye'nin notlarını yani peyderpey artıracaklar. Daha önceki dönemlerde düşürdüklerinde biz şunu söylüyor yani söylüyorduk genelde ekonomi yönetimi ya da işte. Siyasi yönetim tarafında işte bunlar bize kasıtlı davranıyorlar ama şimdi bakıyoruz bunlar tekrar not artırmaya başladı. Çünkü Türkiye ekonomik anlamda yeniden dünyanın kabul ettiği normatif değerlere geldi. Bu değerler ölçeğinde de Türkiye ekonomisindeki bu mevcut programın uygulanması Türkiye'de kredi notlarının artık bundan sonraki dönemde peyderpey Yükseleceğini tahmin ediyorum. Peki yabancı aslında... yatırımcıyı çeker mi bu açıdan? Elbette. Yani yabancı yatırımcı bu kredi kuruluşlarına bakıyorlar. Yani tamamen buraya endekslediler. Sonuçta bunlar çok önemli kuruluşlar. Ve bunların notlarını bir ülkenin notlarını yükseltmesi o ülkeyi odak haline getirir. Ki Türkiye'de uzun süredir yabancı sermayeden yani sonuçta iki yıla yakındır bu anlamda e, uzak kaldı. Ve borsaya baktığımızda borsada daha önceki 500 dolar seviyesine gittiğimiz dönemlerde yabancı payı %70'li seviyelerdeydi şimdi bu pay %30-32 bandında seyrediyor oldukça düşük e, bu payın e, artık tekrar yeniden e, içeri girmesiyle beraber tabi %70'e ulaşacağını söylemiyorum ama bu 30-50 olursa yani 50 50 olursa e, yabancı pay 50ye çıkarsa bu da borsayı e, işte24'ün Nisan'ından sonra yani seçim sonrası e, borsayı güzel yerlere taşıyacak. Yüzde 30-40 e, primlendirebilir e, borsa yüz endeksini. Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız. değerli. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.